Мехмед Секирмис. Уважаеми дами и господа, давам думата на господин Мехмед Сербест. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçim ve Milletvekilim, Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti arasında dostluk ve barış köprüsü harcı, Bulgaristan Türkleri hatta ve hatta tüm Bulgaristan vatandaşlarının umut kapısı olan Hak ve Özgürlük Hareketi ve değerli mensupları, Kirko Belediye Başkanım, Türkiye Cumhuriyeti'nden katılan değerli federasyon başkanlarım, dernek başkanlarım ve temsilcilerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirler, bundan 28 yıl önce adını, dilini, Türklüğünü, kültürünü koruma uğruna canlarını feda etmiş, başta 17 aylık Türkan kızımız ve tüm şehitlerimizin anne babaları, kardeşleri, torunları ve siz çok değerli Kirli kahraman halkı. Hak ve Özgürlük Hareketi Ege Bölge Temsilciliği adına hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Ve hepiniz bu anlamlı mitinge hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli misafirler, ulusları ulus yapan onların tarihidir. Her ulusun mutlaka bir tarihi vardır. Ancak tarihler gerçektir. Siyasiler tarafından bu tarihler saptırıldığı zaman bunun bedelini o ulusların mensupları çeker. Yapılan bir yanlış siyaset o ulus üzerinde bir tarih yazar. Nasıl ki 1984 ve 85 yıllarında Bulgaristan'da totaliter rejimin uygulamış olduğu yanlış bir siyaset sonucunda Bulgaristan Türkleri üzerinde bir kanlı bir tarih yazıldı. İşte ben de bu kanlı tarihten binlerce, yüz binlerce kardeşinizden bir tanesi olarak canlı şahidim. Yaşadıklarımdan ve duyduklarımdan, gördüklerimden ibaret olan birkaç dize yazdım. Bir şiir yazdım. İzninizle onu paylaşmak isterim. Ancak bu şiiri kalemimden dökülen mürekkep ile değil, bu şiiri gözlerimden akan yaş ile yazdım. Parlayan güneşin altında karanlık günler, biz çok ama çok acılar çektik. Sövüldük, dövüldük, itildik, kakıldık, doğduğumuz topraklardan atıldık. Kundaktaki bebeğe, 90'lık neneye çekildi tetik, sabrettik, şükrettik, yılmadık. Onların demesiyle İvan olmadık. Geçse de günlerimiz hep karanlık, Türk oğlu Türk doğduk, Türk kaldık. Ümidimiz hiçbir zaman yitirmedik. Baktık sadece dolu gözlerle, dinimiz, kültürümüzü bitirmedik. Avutulduk hep yalan sözlerle.
uyku girmedi göze, tüfek köpek sesinden terk ettik anne baba evlat demeden. Bir köy kaldı orada toz duman içinde, günlerce yürüdük lokma ekmek yemeden. Bir çığlık yükseldi aniden, anne feryadıydı susturamadık. Evladı söküp alınmıştı elinden, hiçbir şey fayda etmez geçmişti kendinden. Üşüştü başına azgın askerler, ellerinde tüfek eğitilmiş köpekler, acımasızca dövüyorlardı kadını, vereceksin diyorlardı ya canını ya adını. Zincir vurdular zavallı kadına, bağladılar zalimler kükremiş atına, diken taş üstünde dört nalla sürüklediler. Çok geçmeden parçalanmış bedenini getirdiler. Köpekler havlıyor, zalimler gülüyordu, ruh bedenden çıkmış etraf hep ağlıyordu. Güneş üstümüzde parlarken içimiz yanıyor, günümüz kararıyordu. Çaresiz eller açılmış sadece ve sadece yalvarıyordu. Dedelerimizin mezarlarını yıktılar, nicelerimizi zindana tıktılar. 17 aylık Türkan kızımızı kızımıza kurşun sıktılar. Savruldu rüzgarla adımız kayıp, ellerimiz zincir yarası, sırtımız kamçı yarası. İşte bu da insan haklarının yüz karası. Teşekkür ediyorum. Bir daha böyle bir tarih yaşanmaması ümidiyle, böyle bir daha şiir yazılması ümidiyle hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Skopi Gosti. Давам думата на госпожа Перихан Якубовлу. Saygıdeğer büyüklerim, misafirler ve sevgili dostlarım. Bu kutsal topraklarımızda doğmuş, büyümüş, çalışmış, bu toprağın bereketi olan binlerce kişinin sevgi ve saygı dolu selamlarını getirdim size. Lütfen kabul ediniz. 28 yıl önce bu tarihi yerde demokrasi destanı yazan şehitlerimizin manevi ruhları önünde saygıyla eğiliyoruz. Demokrasi şehitlerimiz, Türkan Meleğimiz, Ayşe Hasan annemiz, Musa Yakup ağabeyimiz bir defa daha anmak için buradayız. Ruhları şad olsun. Binlerce kirlinin gönülleriyle burada olduklarını ifade etmek isterim. Lütfen törene katılanların sayısına onları da yazınız. Ve kirlilerin hep yanınızda olduklarını biliniz. Aralık 1984 ve sonrası isim değiştirmeler, tecrit, hapis ve şehitler. Bizi tanıyan ve tanımayan herkese soruyoruz. Hiçbir baba sabahtan akşama kadar tarlada çalışan çocuğu çalıştı diye, inşaat iskelesini yükseltip ülkesini büyüttü diye, dilini, dinini, geleneğini, göreneğini, örf ve adetini yaşattı ve yaşadığı için, Türk olduğu için, Müslüman olduğu için işkence eder mi? Öldürür mü? Bu kutsal değerler dedelerimizin bizlere bıraktığı en kıymetli ve bizi biz yapan emanetlerdir. Onları ebediyete kadar yaşatmak ve bu acı olayları bir daha yaşamamak için buradayız. Biz kirliler Türkan Çeşmesi'ni şehitlerimizin soykırıma yanaşmış komünist zihniyetin karşısında boyun eğmedikleri, göğüslerini siper ederek kanları ile süsledikleri Söğütlü Çayı'nın kenarında bir demokrasi destanı anıtı olarak görüyoruz. Türkan Çeşme, bizler, Müslümanlar ve Türklerin tarihi boyunca aldığımız en değerli şehadetnamesidir. Şehitlerimizin kanı bizlerin bu topraklarda var olduğumuz ve ebediyete kadar var olacağımız mızın en büyük kanıtıdır, sigortasıdır. Biliyoruz ki bugün kafalarımızın dik olmasına, demokrasi şehitlerimize, hapishane köşelerinde ömür tüketmiş yüzlerce kardeşimize, göğüsleri iman dolu insanlarımıza borçluyuz. Onlara her zaman minnettarız. Sevgili dostlarım, kalbi Allah sevgisiyle dolan Müslümanın, Türk'ün,
neler başaracağını bizi gören ve izleyenler iyi bilir. Bu güzel deneyimi, birikimlerimizi biz sizlerle paylaşmak için, derdimizi ortak derdimiz olduğunu göstermek için buradayız. Yakın tarihimizin en kara sayfalarına yazılmış olan bu olayların bir daha yaşanmaması için en güvenli yol, kardeşliğimizi, birliğimizi yeni alanlarda geliştirmek, daha yüksek seviyelere çıkartmaktır. Bugüne dek etrafında birleşme çağrımızı ve hazır olduğumuzu duyurmak için buradayız. Kalbi iman dolu atalarımızın sesinin yankısını dinlemek ve hepimize söylüyormuşçasına şehit Türk anımızı ifade eden bir şiir okumak istiyorum. Soğuk ve sisli bir gündü şehit olduğumda ana. Doyamadım sana, doyamadım dünyaya. Buğulu gözlerle baktım semaya. Ben şehit olmuşum, hakkını helal et ana. Kanımı sürsünler al bayrama. Dalgalansın göklerde şahlanırcasına. Selam söyleyin akranlarıma. Ben şehit oldum, hakkını helal et ana. Bakın göğsümdeki kurşun yarasına. Ağlamasın kimse şehit yaşına. Gelinliğimi koyun mezarımın başına. Bir Fatiha okuyun, düşürmeyin bayrağımı. O yeter bana. Ben şehit oldum, hakkını helal et ana. Şehitliğim ders olsun soyuma saldıranlara, bütün dünyaya. Hepiniz saygıyla kucaklıyorum. Allah'a emanet olun. Уважаемые дамы и господа,